Raif Bey oraya gelmeyince biz buraya geldik. Sevgili Sanat TV izleyenleri. Raif Bey biliyorsunuz. Bağlar altı. Şöyle inelim hocam. Şöyle demire denk geliyor. Bağlar altı mahalle muhtarımız. Aynı zamanda Erikli gücünün de başkanı. Hocam maçı nasıl yorumlarsınız? Nasıl geçti? Evet maç Yavuz Selim Spor bizim dost camiamız, kardeş kulübümüz Yavuz Selim Spor. Bugün genel kaptanımızla, başkan yardımcılarımızla beraber onlara manevi destek olarak buradayız. Kritik bir maç, önemli bir maç. Hem Yavuz Selim Spor için hem Kestel Spor için. Grupta bildiğim kadarıyla Kestel Spor lider. Hemen arkasında da Yavuz Selim Spor var. Kestel Spor kazanırsa yürüyüp gidecek. Zaten bu gruptan çıkan takım olacak. Ancak bizim için önemli olan Yıldırım'ın takım olması hasebiyle Yavuz Selim Spor. Yavuz Selim Spor gayet bu sene güzel başladı. Çok kaliteli, üst düzey bir yönetim kuruluyla çok da kaliteli sporcuları birleştirerek çok güzel bir ekip oluşturdu. Bunu da zaten sezona yansıttılar. Bugün de gruptaki puan sıralaması zaten bunun bir göstergesi. İnşallah bugün de kazanırlarsa maçı bizim gönlümüz açık bir şekilde Yavuz Selim Spor'dan yana. İnşallah röportajlarımız devam edecek. En azından grup lideri olarak çıkmasını istiyoruz. Maça gelecek olursak da maçı hep beraber izliyoruz. Ortada gidiyor maç. Ancak topu biraz daha çeviren Kestel Spor olmasına rağmen Yavuz Selim Spor'da kritik pozisyonlar yakaladı. Boş kaleye kaçırdı. Evet, son uzatma öncesinde de aynı şekil bir gol kaçtı. Yani daha çok pozisyonu Yavuz Selim buldu. Ama ayağa top yapan top oynamaya çalışan da bir Kestel Spor var açıkçası. Ama bunun ikinci yarı döneceğini düşünüyoruz. İnşallah Yavuz Selim Spor kazanan taraf olur. Gruptan da Yıldırım'ın takımı olması hasebiyle, kardeş kurumuz olması hasebiyle de Yavuz Selim Spor çıkar inşallah. Ben Yavuz Selim Spor'a ve bütün Yıldırım kulüplerine başarılar diliyorum. İnşallah güzel bir sezon olur her şey için. Çok teşekkür ederim başkanım. Sağ olun. Ahmet abi. Nasıl? Sağ ol başkanım. Siz iyisiniz. Eyvallah. Evet abi, nasıl buldun? Nasıl bir değerlendirelim Mustafa, maçı? Evet. Mustafa'cığım, yani ilk yarı 21. dakikada Enes'in bir net pozisyonu var karşı karşıya. 6 pas üzerinden yandan dışarıya gönderdi topu. Bir de yine 40. dakikada Mustafa'nın Mehmet açık gözün kaleciyle Volkan çarpışması sonucunda boşta kalan top, kale boştu. Bildiğiniz gibi. Yani kaleye göndermek çok daha kolaydı ama üstten topu dışarıya gönderdi. Karşılaşmanın bana göre en önemli iki pozisyonu. Kestel Belediye adına da bir golcüsü Burak'ın ceza sahası ön çizgisinin oradan bir attı, şut vardı. Farklı, o da dışarıya gitti. Onun haricinde Yavuz Selim Spor iki tane net pozisyondan bana göre yararlanamadı. Gerçi burada spor severler açısından da grubun değil 37 takımın, süper amatör kümenin en az gol yiyen 3 takımından ikisi. Evet. 3 golle Yavuz Selim Spor, 5 gol Kestel Spor, 7 gol ve diğer A grubundan da Doğu Gücü yine 4 gol. Bunlar süper amatör kümenin en az gol yiyen 3 takımı. Onun için burada da çok gol beklemek birazcık çok mu olur bilmiyorum. Yani biz spor severler olarak burada Hanifi Çiftçi de var, Erikli Gücü yöneticisi. Evet. Onunla ilgili istersen bir düşüncelerini alalım Hanifi'nin de. Alalım. Evet. Hanifi abi, Hanifi abi merhaba. Şöyle kameralarımız. Siz nasıl değerlendireceksiniz bu maçı? Ben son 15 dakikasında geldim. Şöyle diyeyim. Sadece 2-3 tane bir şey vardı işte. Net pozisyonlar vardı, o kadar yani. Yani çünkü ben başında şey yapmadım. Ben izlemedim. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bir de Mustafa Bey. Sizden de bir değerlendirme alalım. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum herkese. Yani ilk yarı mücadele dozu yüksek bir maç geçiyor zaten. Ahmet abinin dediği gibi yani en az gol yiyen iki takım. Sadece kendi grubunda iki grup. Bir de Doğu Gücü dediği gibi en az gol yiyen takımlar. Bu maçta yani gol beklemek biraz abes olur gerçekten. Gol atan kazanacak bir maç. Gol atanın kazanacağı ama maçlar. Ama pozisyonlar vardı hocam yani. Vardı evet. Şimdi özellikle Mehmet'in kaçırdığı pozisyon yani 40. dakikada. Çok net. Yani çok netti karşı karşıya. Şimdi kaleciyle defans oyuncusu Burak mıydı? Burak'ın çarpışmasıydı galiba. Volkan Gürbüz'le. Volkan'la aynen. Kaleci Oğuzhan. Aynen. Oğuzhan'ın çarpışması. Boşta kaldı. Top boşta kaldı. Altı bası içinde Mehmet'in dışarı atması. Gerçekten bu maçı gidişatını etkiledi. Çünkü Kestel bundan sonra baskı uygulayıp açıklarda verebilirdi yani ikinci yarıda özellikle.
Ama ikinci yarıda da yine mücadelesi yüksek bir maç bekliyoruz. Evet, mücadele olarak güzel çünkü maç. Çünkü şey yani Kesel namalip gidiyor. Yavuz Selim'de bir mağlubiyeti var. Yani ligi gerçekten de yakından ilgilendiren bir maç. İyi olan kazansın diyoruz. Biz Yavuz Selim'le kardeş kulübü zaten. Onun için geldik. Ömer Başkanımıza da buradan sevgiler, saygılar. Kesel'e de başarılar diyoruz. Çok iyi takımları var. Çok iyi yani şey ayakları falan çocukların çok iyiler. İki takıma da başarılar diliyoruz. İyi olan kazansın diyelim yani. Çok teşekkür ederim. Metin Bey buradaydı. Ayrıldı mı? Metin Bey. Metin Bey telefonla görüşüyor. Peki. Böyle biterse evet. Sonuç ne olur? Muhammed abi nasıl yani, beraber sonuç biter. Yani normalde beraber esasen daha çok beraberlik havası gibi var maçta ama her an yine pozisyonlar var yani %100 bak defanslar da iyi diyoruz. Az gol yiyen takımlar diyoruz ama iki tane net pozisyon vardı. Kestel defansı. Sanki şey Yavuz Selim Spor'un defansı daha derli toplu gibi. Daha az pozisyon verdi rakibine. Yani her şey olabilir. Evet. Ama normalde iki güçlü takım ve grup lideri ve ikincisi mücadele ediyor. Yani üç ihtimale de açık bir oyun bana göre. Ama birinci tercih beraberlik gibi görünüyor sanki. Hak edenin kazandığı bir oyun olsun diyoruz biz de. Berabere bittiğinde ikisi de her ikisi de sıralamadaki yerini değiştirmeyecek. Öyle mi? Nasıl? Aksar Spor bu hafta dinleniyor grupta sanırım. Aksar Demir Spor bay geçiyor. Onun için berabere biterse bu hafta için ligde sıralama değişmiyor. Değişmiyor. Ama en azından Aksar Demir Spor avantaj yakalamış oluyor. Maç eksiğinde çünkü oluyor. Evet. Hak edenin kazandığı bir müsabaka olsun diyelim. Peki. Evet. Peki Ferit Bey. Taraftarlarla röportaj yapmak yapalım ister misin? Gidelim o tarafa taraftarlarla. Doğru. Evet. Evet. Fikret Bey bir şey der mi acaba? Evet. Kötülerim onun için hiç mi gerek yok? Peki şöyle gidelim o zaman. Ahmet Bey gel. Öyle mi? Peki. Evet gel şöyle. Yukarı doğru gel. Yayınlar ya canlı şu anda unutma. Canlı yayındayız evet. Şu anda direkt gidiyor. Öncelikle herkese iyi günler diliyorum. Evet tanıyalım seni. Seni davulcu olarak tanıdık. Ben şimdi hani amigoluk yapıyorum. Deplasman kendi sahamız olsun her yere gidiyoruz. Geçen hafta yine Göl maçına geldiyseniz orada da görmüşsünüzdür. Güzel, kimsenin sakatlanmadığı, hakemin konuşulmadığı bir maç temenni ediyoruz. Zaten küfüre karşıyız taraftar grubu olarak. Size de iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Var mı başka konuşmak isteyen var mı? Evet. Başka konuşmak isteyen var mı arkadaşlar? Konuşmak isteyen var mı gençler? Nasıl değerlendireceksiniz ilk yarıyı? Var mı değerlendirmek isteyen? Konuşmak isteyen var mı? Ağrı konuşsan ağrı. Oğlum abi karşı karşıya pozisyonu gel. Gel sen gel seninle konuşalım biraz. Seni aşağı alalım. Siz sorun ben cevaplayayım abi. Tabii. Sen nasıl değerlendiriyorsun? İlk yarı nasıl geçti? Vallahi ilk yarı güzel geçti. Çatırtılı. Ne olsaydı daha iyi olurdu mesela? O pozisyon gol olsaydı daha iyi olurdu abi bizim için. Kazanalım istiyorsunuz. Evet abi. O zaman takımı biraz coşturmak mı lazım? Coşturacağız abi ikinci yarıda. Peki ikinci yarıda biraz daha coşturalım o zaman. Biraz daha gaz verelim. Başkanlarımız yok. Başkanlarımız olsaydı Ferit Bey'i başkanlarla da biraz konuşurduk. Evet. Siz? Şurada konuşalım abi. Bana yaklaşma. Bana sorma abi ben bilmiyorum. Konuşsam kanal kapalı ben seni öyle mi? Peki. Abi bunlar hep şey ya. Siz konuşun hocam. Ben bilmiyorum abi ilk defa maça gireceğim. Evet takım çıkmaya başladı.